Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Şu anda Elektrolüks'ün kalbindeyiz. Yanımızda da Fatih Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Tamam, Fatih Şengül'üm ben. Elektrolüks'ün 3 ana grubundan birisi olan Küçük Ev Aletleri Süpürgeler Grubu'nun Türkiye Pazarlama Müdürüyüm. Çok güzel. Şu an önümüzde Elektrolüks'ün Silencer modelli bir elektrik süpürgesi bulunuyor. Evet. Elektrolüks'ün Ultra serisinin Silencer modeli yakın zamana kadar bizim en sessiz süpürgemizdi. Artık birazcık kendisiyle aramız kötü çünkü daha yeni bir göz ağrımız var. Ultra Silencer Zen modelimiz var. Zen modeli de Türkiye'nin ve dünyanın en sessiz süpürgesi. Şu an en sessiz süpürgesi deniliyor. Evet. 58 desibel. 58 desibel. Bundan önce 59 desibelli bir model dünyada vardı. Şu an 58 desibelde standart ölçümlerde dünyanın en sessiz süpürgesi Ultra Silencer Zen modeli olarak karşımıza çıktı. Bu da onun dedesi. Evet. Peki detaylar bakımından neden en sessiz olarak ön plana çıktığını? Aslında şöyle bir özetleyeyim ben olayı. Elektrolüks'ün geçmişi elektrikli süpürgelerle başlıyor. Biz 104 yıldır elektrikli süpürge üreten bir firmayız. Aynı zamanda 60 yıldır dünyada aklınıza gelebilecek tüm markalara aksesuar üreten de bir markayız. Yani toz torbasından tutun da robot süpürgelerinin başlıklarına kadar. Bu tecrübe birleştiği zaman tabii Elektrolüks'ün ürün ailesinin hem yüksek teknolojili hem de baktığınız zaman farklı ihtiyaçlara yönelik süpürge ailelerinin çıkardığını görüyorsunuz. Bugün tüketicilere Avrupa'da yaptığımız araştırmalarda firmamız olarak sorduğumuzdaki en başta gelen sıkıntı elektrik süpürgelerinin sessizliği ile alakalı. Yani çok ses çıkarması ile alakalı. Yani %36 oluyor bu her 100 kişide sorduğumuzda. İlk söylediği şey süpürgenin fazla ses çıkarması. Bu çözüme yönelik olarak Ultra Silencer Zen'in ilk modelleri çıktı. 61 desibeldi. Şu anda hayatımıza 58 desibelle Ultra Silencer Zen modeli geldi. Tabii bunu nasıl sağlıyoruz? Bunun sağlanması için içeride kullanılan ses yalıtım materyalleri, motorun buna göre tasarlanması, dış aksamın ve bütün materyalinde yine bu ses koruyucu özellikleriyle çıkması ve aynı zamanda süpürgenin başlığının da sessiz olacak şekilde tasarlanması ve üretilmesi elimize iyi bir sonuç çıkartıyor. Aslına bakarsanız buna şey de diyebiliriz. Ya tam bir mühendislik harikası diyebiliriz. Şu açıdan diyebiliriz. Çünkü ses izolasyon olayının ne kadar zor olduğunu az çok hepimiz biliriz. Özellikle stüdyo ortamında ya da ev yalıtım işlerinde uğraşanlar bilir. Hem maliyetlidir hem de aynı zamanda zordur. Doğru materyali seçmek gerekir. Evet, doğru. İşte doğru kalınlığı seçmek gerekir derken ya hem ergonomik hem küçük bir boyutta olup da izolasyonun bu dereceye başarılı sağlaması birazcık aslında bakarsanız dikkatimizi çekti. Şimdi tüketicilerimizi her zaman bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hayatımıza enerji etiketi girdi elektrikli süpürgelerde. Bu Avrupa'da 2014 yılında, Türkiye'de 2015 Eylül itibariyle uygulanan bir uygulama. Bu ne demek? 1600 watt üzeri süpürgeler artık satışı Türkiye'de yasaklandı. Aynı zamanda ürünlerle beraber enerji etiketinin sergilenmesi zorunlu haline geldi. Yani siz son kullanıcı olarak herhangi bir marka modelde elinize enerji etiketini alıp baktığınız zaman şunları görebileceksiniz. Bir, enerji verimliliği. İşte 50 defa süpürdüğünde ortalama 87 metrekarelik bir odanın ne kadar enerji tükettiğini, ses desibellerini. Bunun yanında bizim çok önem verdiğimiz, Elektrolüks'ü en çok farklılaştıran konulardan bir tanesi de filtrasyonun ne seviyede olduğunu. Yani A'dan G'ye kadar giden bir şey var. A seviye, en üst seviye filtrasyon. Filtrasyon ne demek? Elektrikli süpürgeler tozluğun havaya kaldırılmasıyla, yani bir hava akımı oluşturulmasıyla çalışıyor. Mantığıyla çalışıyor ve alınan hava dışarı çıkmak zorunda, mecburen. Tabi burada da bir filtrelemeler var. Biz bu konuda da geçmişimizde kendi ürünlerimize ve yalıtım şeyimize çok güveniyoruz, materyallerimize. Orada da bizim tüm seviye ürünlerimiz A olarak, filtrasyon yani olarak karşımıza. Yani en sağlıklı. Evet, en sağlıklı. Bunu tüketicilerimiz zaten kendileri karşılaştırdığında görebilirler. Bu neden önemli? Özellikle Türkiye'de son yıllarda alerji ile ilgili işte evcil hayvan kullanımı, evcil hayvanları evde beslenmesi,
arttıktan sonra evcil hayvanlara karşı bünyelerin alerji oluşturması da karşımıza çıkıyor. Bu önemli. Bunun dışında yine enerji tüketiminden bahsetmeye devam edersek iki önemli şey var. Performans. Performans. Performans da şu, yıllardır yine hep bahsedilen işte batı iyiyse süpürge iyidir gibi bir algı vardı. Benim gibi pazarlamacı arkadaşlarım da bu konuda hep tüketicimizi yönlendirmeye çalıştı. Ama bu algı tamamen zaten yıkılıyor çünkü az enerji tüketimiyle yüksek performanslı ürünler geliyor. Biz kendi markamızda bunlar EcoForce ürünler diyoruz. Yani şu anda 2500 wattlık süpürgelerin önceden verdiği emiş gücünü o şeyi yakalayan 900 wattlık 600 wattlık süpürgelerimiz var bizim. Enerji etiketinde dönecek olursak iki kriter kalıyor. Birisi halı üzerinde performans, birisi sersemin üzerinde performans. Bunları yine A'dan G'ye siz kendiniz enerji etiketlerini görebiliyorsunuz. Önümüzde gördüğünüz ürün 3A'lı bir ürün. Yani elektrikli süpürgenin filtrasyonunda, enerji verimliliğinde ve sersemininde en üst performans var. Halıda da C performansı var ki halıda şu anda zaten dünyada ve Türkiye'de A performansı yakalamış 3 tane modelimiz var. Peki, birisi de Elektrolux'ta değildi. Peki size bir şey sormak istiyorum. Bu insanlarda genel bir algı vardır. Hani watt düştükçe performans düşecektir yönünde bir algı vardır. Peki buna sizin açıklamanız ne olacak şimdi, acaba? Bir watt şunu gösterir. Motorun ne kadar enerji tükettiğini gösterir. Bu motorun verimli kullandığını göstermez. İki, süpürgenin performansı sadece motora bağlı değildir. Şimdi halıya ya da sersemine değdiği noktadan başlayın. Yani başlıktan başlayın. Hortum kalitesi ve hortumdan sonra içerideki o siklon tozların içeri daha hızlı alınmasını sağlayan teknolojileri ve hazne ya da torbaya gelene kadar ki bütün süreci değerlendirmek lazım. Tasarımsal mühendisliğe kadar. Tabii yani şimdi belki tüketicilerimiz bu konuda çok fazla bilgili değil ama başlık en önemli şeylerden bir tanesi. Yani sizin orada hava akımını oluşturacak bir başlığa sahip olmanız lazım. Zaten çok yanlış algılardan bir tanesi. Sahada da işte satışçı arkadaşlarımızdan bazen gözlemliyoruz. Mesela süpürgenin şurada gördüğünüz ön alanındaki çekim gücünü gösteriyorlar. Yani biz hayal tavcısı değiliz. Evde de süpürme işlemimizi böyle yapmıyoruz. Tabii doğru. Bakılması gereken performans tamamen işte hortumuyla, başlığıyla hani nasıl evde süpürme aynen işlemi yapıyorsunuz ona bakacaksınız. Ona bakacaksın. Doldukça haznesi performansında kayıp tabii, var mı? Tabii şeye de bakmak lazım. Şimdi süpürgenin de temizliği var. Sonuçta içinde filtrelerimiz var. Bizim modellerimizin içinde alerji plus ve hijyen filtreler var. Bunlar da standart filtrelerin karşılığında elektrolikte gelen şeyler. Bu filtreleri de belli aralıklarla temizlemek, hatta belli periyotlarda süpürme frekansınıza göre değiştirmek de lazım. Yıkanılabilir bunlar. Aynı zamanda güneş altında, yani onları oda sıcaklığında güneş görmeden iyi kurutmak lazım. İyi kurutmak lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Kolay bir şekilde değiştirilip tekrar kullanılır bir hale getirmek çok basit. Mümkün mü? Çok basit. Çok basit. Çünkü değiştirdiğiniz zaman da yenisini aldığınız zaman bir bulmak kolay artık. Bütün teknomarketlerde, zincirlerde çok rahatlıkla. Peki insanlara çok pahalıya patlıyor mu? Hani dayanıklılık açısından da değerlendirdiğimiz zaman. Ya bu süpürme, şimdi en çok gelen soru bize işte filtreyi ne kadar zamanda temizlemeliyim, ne kadar zamanda değiştirmeliyim. Şimdi ben işte bekar arkadaşlarım için söylüyorum. Yani zaten evi süpürme şeyiniz çok düşük. Hani belki 2 haftada bir, belki ayda bir süpüren arkadaşlarımız var. Şimdi böyle olduğu zaman bu filtre değişimi çok uzuyor. Ama işte haftada bir ya da haftada iki şey yapanlar için bunlar işte 1 yıla 6 aya kadar düşebiliyor. Burada maliyetler çok çok yüksek değil. Ama tabii ki belli bir filtre maliyeti çıkıyor karşımıza. Ama bunu da şöyle değerlendirmek lazım. Sağlık. Yani hem sağlık hem ürünün ömrünü uzatıyorsunuz. Ürünün ömrünü uzatıyorsunuz. Yani bu aracınıza bakım yaptırmak gibi bir şey. Bakım yaptırmak gibi bir şey. Son olarak şunları sormak istiyorum. Birazcık da bu Ultra Silencer Zen modeliyle alakalı bizlere neler söyleyebilirsiniz? Özellikle ev hanımlarını ya da kullanmayı düşünenleri ya da atıyorum annesine, kız evet arkadaşına ya da bir arkadaşına hediye etmeyi düşünenleri neler bekliyor?
Şimdi en öncelikle kendi çevremde de arkadaşlarım artık süpürgeci Fatih olarak tanımaya başladıktan sonra en önerdiğim model zaten UltraSilencer Zen'di. Neden? Fiyat performans olarak zaten öne çıkan bir süpürge. Bunun yanında yani sessizlik, yani metropolleşen hayatlarımızda İstanbul'da yaşayan yani çalışan insanlar için özellikle geç saatte süpürge kullanımı ve bu ses yapması sıkıntı. Yani sıkıntı, insan doğru. Bir çekinerek, yani komşularınız ne kadar iyi de olsa insan bir gece süpürme işlemini yapmaktan çekiniyor. Şimdi sessizlik bir başlı başına zaten bu süpürgenin en öne çıkan tarafı, en farklılaşan ve en dediğimiz şey dünyanın en sessiz olması. Özellikle evinde ufak çocuğu olan, yeni doğmuş bebeği olan ya da işte uyku problemi olan insanların da süpürme işleminin gönül rahatlığıyla yapabileceği bir süpürge. Bizim Türkiye'de UltraSilencer Zen'in 3 tane modeli var. UltraSilencer Zen Deluxe, Animal ve Alerji. Baktığınız zaman tamamen aynı kasa, farklı renkler, farklı başlıklar, farklı torbalar. Kullanım alanına göre birazcık belirlenmiş. Aynen. Yani Animal modeli özellikle bizim bütün ürün ailelerimizde olan neredeyse seriler. Animal modellerinde ne var? Özel evcil hayvanlara tüylerini temizlemek için turbo başlıklar var. Bu çok önemli bir özellik. Ya çoğu zaman kedi köpek besliyoruz. Ben de bir dönem köpek besledim. Aynı zamanda bir arkadaşımın evinde kedi var. Ve sürekli tüy döküyor etrafa. Hatta üzerimde bile olabilir. Ya bu tüyleri temizlemek için evde bir çözümümüz yok. Yani normal bildiğimiz standart elektrik süpürgesiyle temizlemeye çalıştığımızda çok başarılı kalmıyor. Aynı zamanda tabii oradaki o işte az önce çalışma prensibini anlattım ya, orada o özellikle mini turbo başlıklarda o hızı arttırıp işte özel fırçayla o tüyleri içeri çekmesi için tasarlanmış daha uzun ve dar başlıklar var mesela bizim süpürgelerimiz içinde. Bu da bu evdeki temizliği üst seviyeye getiriyor. Çünkü koltukta da var, kanepede de var, yerde de var. Her türlü zemin için bu turbo başlıklarla şey yapıyor, sonuçlara varıyoruz. Bir önceki seriyle şimdiki çıkan Zen'in arasında 3 desibellik fark var. Bu 3 desibellik fark da hani 2 kat ses şiddeti seviyesinde sesin indirgenmesi ve sessiz bir ortamın sunulması. Aynen öyle. 2 kat fark var ama insanların bildiğim kadarıyla algıladığı 10 desibelde bir 2 kat fark oluyor. 10 desibelde de aslında %800'lük bir ses artışı oluyor. Tabii şey, bizim en iddialı olduğumuz, yani eski modelle yeni model arasında 2 kat ses seviyesi farkı var diyebiliriz. Ya eski model bile bu kadar sessizken hani çekimlere başlamadan önce birazcık göz gezdirmiştik arkadaşlar. Bayağı sessizdi. Evet. Hatta buzdolabından bile daha sessiz bir kıvamdaydı. O yüzden özellikle Zen'i test etmek ve hani yakından incelemek için birazcık sabırsızlanıyoruz diyelim. Valla güzel testler diliyorum. Biz ürünümüze güveniyoruz. Sizin ses konusundaki uzmanlığınıza güveniyoruz. Siz de en iyi sonucu çıkaracaksınızdır. Ya bizi bugün buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben de mutlu oldum sizleri tanımaktan. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimizden geldiğince UltraSilencer'ın detaylarına değinmeye çalıştık. Fatih Bey'i tanıdık. Elektrolüks'ün kalbinde sizlere önemli bilgileri aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın. Unutmayın.